Merak etme, seni merakta bırakmayacağım. Yalvarırım, dikkatli ol. Sen de. Onu öldürmek olsaydı bunu hemen orada yaparlardı. Bence babanız hala hayatta. Onun yaşayıp yaşamaması umurumda değil Kemalettin. Hatta ölmüş olmasını tercih ederim. Babamı ölü ya da diri ele geçirdiğinde bundan ilk önce benim haberim olacak. Anladın mı? Tabii efendim. Babam bugüne kadar pek çok hata yaptı. Verdiği kararlar yüzünden başımıza epey dertler açtı. Ekber meselesi de bunlardan biri. Artık patron benim Kemalettin. Bir daha böyle hatalara izin vermeyeceğim. Anladım efendim. Ekber'in ölümüyle ilgili emniyete rapor geldi mi? Evet efendim. Ekber'le birlikte 7 kişi ölmüş. Onun üzerinde de yaralı var. Bu olayın bizimle bağlantısı olduğu kesinlikle ortaya çıkmamalı. Bu işi başka birinin üzerine yıkmalıyız. Bu olayı Ekber'in kuyruğuna bastığı herhangi birinin üzerine yıkabilirim. Ekber'in geçenlerde Keten Abbas'ın depolarını basıp mallarını yaktığını duymuştum. Pekala, bu işi Keten Abbas yapmış olabilir. Yüksek ihtimal o yapmıştır efendim. Ben araştıracağım. Güzel. Sürekli irtibatta kalalım Kemalettin. Birader, sizin yer neredeydi? Salı pazarının orada abi. Tamam birader. Hayırlı işler. Tanıdın mı lan beni? Tanımazsın tabii. Merak etme, ben sana hatırlatırım. Hatırladın mı lan bu çocuğu? Hatırlamazsın tabii. Ama ben sana onu da hatırlatırım. Ne oldu? Canım yandı. Büyük patron. Yanlış duymadın. Senin öbür adının büyük patron olduğunu kaç kişi biliyor? Düşün bakalım. Her çıkışın bir inişi vardır.